Evet, öncelikle hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün yayında internette sağda solda gezinirken bir baktım ki Facebook dua isteme özelliğini etkinleştirdi diye bir haber gördüm. Dedim ki bu ne? Biraz kurcaladım ve kurcalamamın sonunda sizlere bununla alakalı bir video çekme kararı aldım. Eğer bu tarzda içeriklerin gelmesini isterseniz bu şekilde ayrı bir arka plan, ayrı bir mekanda sizlere internette önüme çıkan değişik konuları ele alacağım kısa kısa videoların olduğu bir içerik oluşturmaya karar verdim. Ve bu içeriklerin birincisiyle karşınızdayım. Bildiğiniz üzere Facebook sevgili Mark Zuckerberg beyefendi tarafından Harvard Koleji'nde kendi arkadaşlarını bir arada toplayabilecekleri bir mecra yapmak amacıyla oluşturulmuş bir web sitesi. Ama sonrasında gelen talep ve okulun dışına çıkan ünü sayesinde Instagram gibi, WhatsApp gibi birçok uygulamayı da çatısı altında bulunduran neredeyse dünyanın en büyük sosyal medya platformu haline geldi. Bizler için Facebook ne kadar uygun olmasa da 50 yaş üzeri abilerimiz, teyzelerimiz, halalarımız, dayılarımız için mükemmel bir ortam. Teyzelerin çiçeklerin önünde kendi fotoğrafını çektiği, abilerin okey oynarken kendilerine arkadaş buldukları bir ortam haline geldi. Bir de mesela Türkiye'de Facebook'un çok kullanılmasından ziyade sanırım burada teyzelerimiz, amcalarımız, dayılarımız bir beğeni, bir Fatiha, bir beğeni, 8 tane ayetel kürsü diye paylaşımlarından yola çıkarak Facebook dua isteme özelliğini ekledi bence. Aralık ayında Amerika'nın belli bölgelerinde teste sunulmuş olan bu özellik öncelikle Facebook grupları içerisinde kullanılabilecekmiş. İnternette gördüğüm birkaç yorumda şunu gördüm. Amerika'da bilmem ne kilisesinde bilmem ne papazın dua isteme özelliğini kullanma aşamasında çok fazla talep olacağını düşünerek telefonunun bildirimlerini sessize bile aldığını söylüyor. Bu özelliği kullanabileceğimiz birçok alan olduğunu düşünüyorum. Bu alanlardan en profesyoneli yeni bir iş görüşmesine gidiyorum ve benim için dua et. Veya eşim doğum yaptı, yeni doğan bebeğim için dua et. Bir doğa olayı oldu, kötü bir durum oldu, sel oldu, yangın oldu, pandemi oldu vesaire gibi durumlarda toplum içerisinde dini duygularımızı pekiştirebileceğimiz bir ortam oluşturmaya çalıştıklarını söylüyor. Tabii bunu Facebook söylüyor. Bu durumun işleyişi şöyle. Bir Facebook grubunuz var. Bu grubun içerisinde 20.000 tane katılımcınız mevcut. Mesela katılımcılarınızın arasında birisi şöyle bir post paylaşıyor. Bugün çok hastalandım. Lütfen benim için dua edin diyor. Gruptaki katılımcılar bu postu görüyor ve postun alt tarafında bizim like yap ve yorum yap kısmının yanında bulunan dua ettim butonuna tıklıyor. Tabi dua ettim butonuna duasını ettikten sonra tıklıyor ki karşı tarafta diyor ki aa Ahmet Hasan artık her kimse benim için dua etmiş diyor. Benim için çok garip bir özellik açıkçası. Hani bu tamamen gerçek sürüme geçtiği zaman dünya çapında hangi amaçlarda ve nasıl kullanılacak kafamda kocaman bir soru işareti mevcut. Umarım herkes doğru ve yerinde kullanır. Biliyorsunuz biz de toplum olarak bazı şeylerin canını çıkartmayı çok seviyoruz. Facebook dua ettim özelliği bizi çok şeyden kurtaracak.